Sene 2012, rahmetli Özkan Sümer, İngiltere'de çalışan bir futbol adamını Trabzonspor'da çalışmaya ikna etmiş Türk. Güzey Hoca. Sonra Güzey Hoca'yı aradım ben. Hikayenin tamamını dinledim. 2012'de Avrupa Kulüpler Birliği bir altyapı seminerleri hazırlamış. Özkan Hoca, Güzey Hoca'ya demiş ki buraya gidiyorsun, tüm raporları tutuyorsun, herkesi dinliyorsun, bana geliyorsun, anlatıyorsun. Güzey Hoca gitmiş, 4 takımın semineri var. Altyapılarını anlatacaklar, kendi altyapılarını sunacaklar. Inter, Arsenal, Ajax, Dinamo Zagreb. Diyor ki en çok Dinamo Zagreb'den etkilendi. Bir, o toplantıya giden sadece Trabzonspor. Gönderen Özkan Sümer. Bu kenarda dursun. Dinamo Zagreb'in sunumu yapan kişi öyle iddialı cümleyle başlamış ki şöyle demiş. Biz hiç oyuncu satmazsak 8 yıl içinde, 8-10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir kadro yapabiliriz. Ama yapmayacağız bunu. Oyuncu satacağız. Yine de başarılı olacağız. Ama birinci hedefimiz oyuncu satmak. Peki ne yapıyoruz altyapıda? Her yaş kategorilerinin idman programları, idman şeyleri bizde videolu bir şekilde hazırdır. Gelen hoca onu bilir. Bu bir tarafı. İkinci tarafı her yaş kategorisindeki oyuncuların bireysel olarak eksiklikleri belirlenir. O eksiklikler, eksiklik grubu dediğimiz ilave idmanlar var. Hava topunda mı eksikliği var? Hava topu idman grubuna alınır. Top kontrolü idman grubuna alınır. Diğer ayak hangi yaşta başlar? Diğer ayağın şeyi. O kadar çok şey anlattı ki. Sonra dedim ki hani bunlar hiç mi yok bizde? Valla çok uzağız dedi yani. Bizim altyapılarımız bu söylediğimiz anlayışa çok uzak. Neyse Özkan Hoca'yı kaybettik. Güzel Hoca da Türkiye'de çalışmıyor. Tekrar İngiltere'ye dönmüş. Dinamo Zagreb'de bir taraftan oyuncu satmaya devam ediyor. Bir taraftan. Neyse Özkan Hoca'yı kaybettik. Güzel Hoca da Türkiye'de çalışmıyor. Tekrar İngiltere'ye dönmüş. Dinamo Zagreb'de bir taraftan oyuncu satmaya devam ediyor. Bir taraftan da çeyrek finali hazırladı adını. Avrupa Ligi'nde çeyrek finali. Şimdi soralım Trabzonspor camiasına. Ya Dinamo Zagreb'in yaptığını yapamıyor olmak da hakemlerin suçu mu? Hakemler yapıyor bir şeyler. Eyvallah. Ya da federasyon yapıyor. İçinde söyleyelim. Federasyon yapıyor bir şeyler. Eyvallah. Ya Dinamo Zagreb'in yaptığını yapamayacak bir camia mı Trabzonspor? Oturup bunu soralım kendimize. Bu soruyu sormazsak öteki hep bizi rahatlatan bir şey. Hakem, federasyon. Bir sistem bizi dışlıyor. Tamam abi eyvallah. Ya şunu yapamıyor muyuz ya? Yok mu şunu yapacak irade? Yok. Yoksa o zaman konuşacak bir şey yok. Derdi. O zaman uzatmanın anlamı yok yani. O zaman takılalım. Bir kere daha Özkan Hoca'yı da rahmetle anıyorum. Bunu yapan çok değerli yani nasıl birini Trabzonspor değerlendiremedi? Bir kere daha rahmetle anıyorum.